kıymetli yüreği hemşehrilerim, basınımızın bizde mensupları sizlere öncelikle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Emniyetimizle, jandarmamızla beraber Niğde'mizin huzuru, ülkemizin huzuru için çalışıyoruz. Şehrimizde 1294 emniyet ve 741 jandarma personeli olmak üzere toplamda 2035 personelle ilimizin güvenliği için, huzuru için çalışıyoruz. Sizler de 2024 yılının ilk 4 ayında meydana gelen olaylarla ilgili bilgi paylaşımında bulunacak. Bu kapsamda 2024 yılının ilk 4 ayı içerisinde terörle mücadele kapsamında ilimizde toplam 19 operasyon düzenlenmiş, 19 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol almış, 17 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Terörden araması olan 5 şahıs yakalanmış olup, 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs sınır dışı işlemleri için göç idaresine teslim edilmiştir. En son bugün sabah tüm Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan bir operasyon çerçevesinde ilimizde de FETÖ, HDP'ye örgütü için yapılan kıskaç operasyonu çerçevesinde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak da 2024 yılının ilk 4 ay içerisindeki yapılan operasyonlara baktığımız zaman 69 operasyon düzenlenmiş, 94 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmış, 92 şahıs serbest bırakılmış. Bu operasyonlarda 103 adet tabanca, 50 adet fişek, 195.199 paket kaçak sigara, 8.875.000 makaron, 110 adet cep telefonu, 1077 adet emtia, 222 adet tarihi eser ve 147 sahte içki ele geçirmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında hem emniyetimiz hem de jandarmamız bu yılda da güzel operasyonlar yaptı. Özellikle emniyetin kokainle ilgili yaptığı yakalama Niğde tarihinde bir ilk oldu. Bu anlamda arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. İlk 4 ay içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yaptığımız etkinlikleri de kısaca arz edecek olursak, narko rehber uygulaması kapsamında 74 etkinlikle 3.798 vatandaşımıza, uyuma projesi kapsamında 25 etkinlikte 5.372 vatandaşımıza, narko nokta projesi kapsamında 21 etkinlikte 5.036 vatandaşımıza, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 62 etkinlikle 3.193 anne ve ana adayına ulaşılmıştır. 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde uyuşturucunun arzına yönelik olarak yaptığımız operasyonlara da baktığımızda ilimizde toplamda 305 operasyon düzenlenmiş, 352 şahıs yakalanmış, 57 şahıs tutuklanmış, 21 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 274 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 7 kilo 202 gram kokain, 34 kilo 478 gram esrar, 45.52 gram eroin, 2 kilo 389 gram bonzai, 1 kilo 62 gram metamfetamin, 304 gram kenevir tohumu, 280.496 adet sentetik ecza, 21.490 adet kaptagon, 10 adet ekstazi, 2 adet hassas terazi ve 80 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirmiştir. Çocuklarımızı, insanlarımızı zehirleyen zehir tacirlerine
Bundan önceki yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bundan sonra da göz açtırmayacağız. Ama bu konuda da hem sizlerden hem de tüm vatandaşlarımızdan da destek istiyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 2024 yılı ilk 4 ayında toplam 30 operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonlarda 24 şahıs yakalanmış. Bu şahıslardan 19'u organizatör, 2 şahıs tutuklanmış, 22 şahıs serbest bırakılmış, 2 araca el konmuş. Bu süreçte 108 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında da 2024 yılının ilk 4 ayında 5 operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonlarda 16 şahıs yakalanmış, 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs serbest bırakılmış. Sanal belge kapsamında 1118 sosyal medya hesabı araştırılmış, 543 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır. İlimizin genel olarak ilimizdeki meydana gelen asaç olaylarına baktığımız zaman 2024 yılının ilk 4 ayında ilimizde toplam 3746 asaç olayı meydana gelmiş. Bu olaylardan 3513 tanesi aydınlatılmıştır. Aydınlatma oranına baktığımız zaman aydınlatma oranımızın %94 civarında olduğunu görmekteyiz. Asaç olaylarının genel dağılımına da baktığımız zaman bu olaylardan mallarına yönelik gerçekleşen 643 olaydan 505'i aydınlatılmış olup aydınlatılma oranı %78'dir. Kişilere karşı gerçekleşen 1605 olaydan 1526'sı aydınlatılmış olup aydınlatma oranı %95'tir. Millete ve devlete karşı gerçekleşen 76 olaydan 74'ü aydınlatılmış olup aydınlatma oranı %97'dir. Sayın Bakanımızın özellikle aranan şahıslarla ilgili üzerinde hassasiyetle durduğu konuya baktığımız zaman araması olup ifadeye yönelik olarak araması olup yakalanan şahıs sayısı 425, adli para cezası araması olup yakalanan 37 şahıs, 0-5 yıl arası cezası olup yakalanan şahıs sayısı 272, 5-10 yıl arası cezası olup yakalanan şahıs sayısı 39, 10 yılda üzeri cezası olup yakalanan şahıs sayısı ise 116 olmak üzere toplamda ilk 4 ay içerisinde 789 şahıs yakalanmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilimizde ilk 4 ay içerisinde 380 olay gerçekleşmiş, 326 şahsa yönelik tedbir kararı alınmıştır. İlimizde KADES uygulaması kullanıcı sayısı 12.640 olup 552 KADES çağrısı alınmıştır. İlimiz geneli asayiş uygulamalarında 158 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile beraber 1232 fişek ele geçirmiştir. Trafikle ilgili de değerli arkadaşlar, aldığımız tüm tedbirlere rağmen bugün de arkadaşlarımızla beraber yine son bir ayın değerlendirmesini yaptık. Çok üzülerek ifade etmek isterim ki aldığımız tüm tedbirlere rağmen maalesef trafik kazalarında yine can kayıplarımız oldu. İlk 4 ay, 2024 yılının ilk 4 ayındaki verilere baktığımız zaman toplamda 217.129 araç kontrol edilmiş. Kontrollerde 48.568 araca cezai işlem uygulanmış. Eksikliği bulunan 1126 araç ise trafikten men edilmiştir. Bu trafik kazalarında toplam 601 vatandaşımız yer alınmış, 12 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Sözlerime son verirken bu memleketin huzuru için çalışan emniyet personelimize, jandarma personelimize teşekkür ediyorum. Memleketin huzurunu ama sadece emniyet ve jandarma değil, aynı zamanda vatandaşların konuda duyarlı olması gerekiyor. Üzere yardımcı olması gerekiyor. Muhtarından normal
bir bakalı şeker esnafına kadar. Herkesin özellikle asayişle ilgili, emniyetle ilgili en ufak bir şey olduğu zaman bizimle paylaşması gerekiyor. Ancak sizlerin desteği olursa bu memlekette huzuru daha rahat bir şekilde sağlayabiliriz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, katkısıyla, vatandaşlarımızın da desteğiyle, katkısıyla bu memlekette huzuru, güveni daha iyi bir şekilde tesis etmiş oluruz. Aynı zamanda bu yeni kimlik kartları ile ilgili İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürümüz burada. Sizlerle onunla ilgili bir bilgi vermek isterim. Bildiğiniz gibi bu yeni kimlik kartlarını 2017'den itibaren kullanmaya başladık. Şu anda da Türkiye'de yeni kimlik kartlarını kullanma oranı ortalama olarak %92 civarında. Bizim ilimiz de Türkiye ortalamasıyla aynı şekilde. Toplam Niğde'mizde yeni kimlik kartını alması gereken toplam 21 bin civarında vatandaşımız var. Onları da sizlerin vesilesiyle içeride bulmak istiyoruz. Vatandaşlarımız eski kimlik kartlarını getirdikleri zaman herhangi bir ceza işlem uygulamadan bu vatandaşlarımızın kimliklerini yenilemek istiyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı muhtarlarımızın en yakın nüfus müdürlüğüne göndermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız bu yılın sonuna kadar değiştirdikleri takdirde kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Yeni kimlik kartları hem vatandaşlar için de hem bizler için de ciddi bir kolaylık sağlıyor. Sonuçta yeni kimlik kartı verdiğimiz zaman aynı zamanda vatandaşın parmak izini de alıyoruz. Bu bizim için hem güvenlik arttırıcı olaylarına da ciddi katkı sağlıyor. Bu anlamda sizlerimizle vatandaşlarımızı da bu anlamda dışarıda bulmak istiyorum. Vatandaşlarımız geldikleri zaman arkadaşlarımız her türlü kolaylık sağlayacaklar. O 21 bin vatandaşımıza da inşallah sene sonuna kadar büyük bir kısmına yeni kimlik kartlarını vermiş oluruz. Varsa sizin sorunuz, değerli arkadaşlar almak isterim. Evet. Niyet dedikte bir şey var. Evet. Emniyette bu yılın son, sürümüzde son olarak ehliyet değiştirmesi ehliyet. Yani ehliyetle ilgili de şu şekilde değerli arkadaşlar. 2016 yılından önce verilen ehliyetler için son tarih 31.12.2024. O eski ehliyetlere vatandaşlarımızın değişmesi gerekiyor. O tarihe kadar vatandaşlarımızın ehliyetlerin değişimine göre ondan sonra süreçte cezai işlem uygulanacak. Bu anlamda o vatandaşlarımıza da aynı şekilde sizin mesleğinizi çağrıda bulmak istiyoruz.